sanık Mukaddes Ketenci hakkında suç delillerini yok ettiği, gizlediği ve değiştirdiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu'nun 281. maddesi gereği 6 ay hapis cezasını, ayrıca adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsten Türk Ceza Kanunu'nun 288. maddesi gereği 6 ay hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl hapis cezasına, bu cezanın suçun işleniş biçimi ve mevcut deliller kapsamında takdiren günlüğü 100 liradan toplam 36.500 lira para cezasına çevrilmesine ve cezanın 24 ay taksitle ödenmesine karar verilmiştir. Sanık avukat Münir Telci hakkında suç delillerini yok ettiği, gizlediği ve değiştirdiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu 281 sayılı maddesi gereğince 6 ay hapis cezasını, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüsten Türk Ceza Kanunu'nun ilgili 288 sayılı maddesi gereğince 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, ayrıca kamu görevlisine rüşvet verdiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu'nun 252. maddesi gereği 4 yıl hapsine, ayrıca Mustafa Nalçalı adlı kişiyi hürriyetini kısıtladığı, hukuka aykırı bir şekilde zorla alıkoyduğu, tehdit, hile ile cebir uyguladığı şahitlerle tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu'nun 109. maddesi gereğince 1 yıl hapsine, merhum Turaner Alagöz adlı şahsa şantaj yaptığı tespit edildiğinden ayrıca 1000 gün para cezası, günlüğü 20 liradan 20 bin lira para cezası ödemesine artı ve 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılarak toplam 7 yıl hapsine, ayrıca bir hukuk adamı olarak görevini kötüye kullandığından kararın gerekli disiplin soruşturması yapılması için İstanbul Baro Başkanlığı'na gönderilmesine karar verilmiştir. Sanık Doktor Fikret Görolan duruşma tarihinde halen kaçak olduğundan gıyabında yargılanmıştır. Olay sonrası düzenlenen raporda görevini kötüye kullanarak sahte karar bildirdiğinden ve bu raporun sahte olduğu tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesi gereğince 4 yıl hapsine. Sanık Reşat Yaşaran hakkında suç delillerini yok ettiği, gizlediği ve değiştirdiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu'nun 281 sayılı maddesi gereğince 6 ay hapis cezasını, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüsten Türk Ceza Kanunu'nun ilgili 288 sayılı maddesi gereğince 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, ayrıca kamu görevlisine rüşvet verdiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu'nun 252. maddesi gereği 4 yıl hapsine, ayrıca Mustafa Nalçalı adlı kişiyi hürriyetini kısıtladığı, hukuka aykırı bir şekilde zorla alıkoyduğu, tehdit, hile ile cebir uyguladığı şahitlerle tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu'nun 109. maddesi gereğince 1 yıl hapsine, merhum Turaner Alagöz adlı şahsa şantaj yaptığı tespit edildiğinden ayrıca 1000 gün para cezası, günlüğü 20 liradan 20 bin lira para cezası ödemesine artı ve 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılarak toplam 7 yıl hapsine karar verilmiştir.